Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Program öncesi yine birkaç duyurumuz var. Onlardan başlayacağım. Bunlardan ilki biliyorsunuz 4 Aralık'ta Türkiye'ye gelen pazarlama ve marka duayeni Philip Kotler İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanıyla onurlandırıldı. Hem ticaret odası hem de Ticaret Üniversitesi bir törenle gördüğünüz gibi Philip Kotler'i ağırladık ve üniversite onların üniversitesiyle de bir işbirliği anlaşması yaptı. Bu da Türkiye'deki iletişim ve pazarlama konusunda önemli bir atılım diye bakıyoruz. Efendim bugün 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü. Uluslararası Sivil Havacılığın evrensel kuralları ve onun genelinde emniyetli ve düzenli uçuşu sağlayan 1992'den beri kutlanan bir gün. Onu da duyurmak istedik. Üçüncü haberimiz yine önemli. E-spor üzerine. Esport.com Marketing Türkiye tarafından bu Ocak ayında 2019'da 16-17'de Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Bildiğiniz gibi bu artık yeni bir mecra olarak gündeme giriyor ve spor da ülkemizde çok ciddi takip edilen dallardan biri. Dördüncü haberimizde haftaya gördüğünüz gibi Brand & Sport var ve yayınımız Zorlu PSM'de olacak. Konuklarımız Tayıncıoğlu Basketbol Ligi'nin sponsorlarından Lenovo Bilgisayar olacak ve orada spora dair her şeyi onlarla birlikte görüşeceğiz. Evet, bugünkü programımız ise Collins. Efendim konuklarım Collins Global Pazarlama Müdürü Aytaç Dalyan, yine Collins Pazarlama Global Pazarlama Direktörü Önder Ön ve Karpat Ajans'ın kurucusu, aynı zamanda da ajans başkanı Karpat Polat, hoş geldiniz. Merhabalar. Program öncesi program gibi bir konuşma yaptık zaten. Evet. Aytaç Bey çok iyi hazırlanmış bu konuda, onu dinledik ama canlı yayın maalesef Aytaç Bey'in dediği gibi olmuyor. Efendim Collins global marka olma yönünde önemli adımlar atıyor. Hem iç piyasada hem dış piyasada önemli girişimleri var, inovasyonları var, fabrikaları var, üretim merkezleri var. İsterseniz sizden biraz Collins dinleyelim. Çünkü ilginç de bir şey dediniz. Hani Collins ne marka dediğinizde işte Amerika diyen çıkıyor, Rus diyen çıkıyor. Birçok öyle de algılar var. Buyurun. Evet, Collins 1983 yılında Eroğlu kardeşler tarafından kurulmuş bir marka. Grubun içerisinde perakende grubunda başka markalarımız da var. Aynı zamanda şirketin ciddi üretim tesisleri mevcut. Türkiye'de özellikle Mısır'da çok güçlü bir kumaş üretim tesisimiz var. Yaklaşık 35 yıldır Türkiye'den çıkmış %100 Türk markası olarak global olma iddiasında bir markanın temsilcileriyiz. Markamızın özünde, misyonunda cin odaklı moda markası olarak gençlerin hayattan keyif almasını sağlamak var. Bu tanımlamayı biz özellikle çok büyük uğraşlar sonrası belirledik. Genelde modacılar çok modayla, trendlerle, farklı algılarla öne çıkmaya çalışır. Biz tam aksine gençlerin yanında, yakınında, onların doğal hayatında keyif almalarını, hayatlarındaki hem gündüz hem gece de güçlü bir şekilde yer almayı, onlarla sıkı fıkı olmayı tercih ettik. Koleksiyonlarımızı 18-25 yaş grubu için üretiyoruz. Bize yok mu yani? Var, size de var. Biz 18-25'e göre üretiyoruz ancak daha çok 30-35 yaş grubuna doğru da ciddi beğeniler oluyor. Zaten hepimiz genç olmak istiyoruz. Gençler gibi giymek istiyoruz. Dolayısıyla size de gayet güzel. Evet, 30-35 dediğiniz varmış yani, anladık orada. Siz bir de uzun yıllar Rusya'da kaldınız. Evet. Orada ilginç hikayeleriniz var ama sonra döneceğim ona. Peki. Şimdi güzel bir Gin Fest üzerine bir çalışma yaptınız. Yani bazı öyle insanlar var ki yani bir cin giyiyor, ömrü geçiyor yani. Önemli bir şey cin. Yani neredeyse böyle insanın teni pozisyonunda kullanılan bir şey. Siz bunu gençlerle çok iyi bir kontak haline getirdiniz.
Peki markanın bununla ilgili yaptığı kampanyalarda neye göre karar verdiniz? Ondan sonra da Aytaç'a söz vereceğim zaten. Peki. Şimdi cin pantolonun bir özelliği vardır. Birçok kişi bilmez. Gardıroptan en zor uzaklaştırılan üründür. İnsanlar cin pantolonuyla gerçek bir bağ kurar. Giymese bile gardırobunu tutmayı tercih eder. Evet. Şimdi Jeans Fest biz zaten bir jean markasıyız. Üretim yeteneklerimiz de bunun üstüne tesislerimiz var. Jeans Fest 2010 yılında yaklaşık 9-10 yıllarında Rusya'dan çıkmış bir fikir aslında. Bir Rus arkadaşımızdan çıkmış bir fikir. Back to school okulların açılış döneminde, üniversitelerin açılış döneminde aslında tüketicileri hem keyifli, içinde müziğin, dansın, eğlencenin, konserlerin bulunduğu bir bütün bir aksiyon planıyla beraber bir etkinlikle birlikte aslında bir satış kampanyası. Tam ihtiyaçları olduğu dönemde tüketicilerin biz de reklam filmlerimizde, tüm mecralardaki aksiyonlarımızla, konser sponsorluklarımızla gençlerle markamızı buluşturmaya gayret ediyoruz. Jeans Fest aynı zamanda Collins markasıyla da özdeşleşmiş bir alt marka haline geldi uzun yıllardan sonra. Rusya'dan başlayan bu isim, fikir diyeyim, büyük bir hızla globale de yayıldı. Son iki yıldır da yaklaşık global olarak kampanyamızı sürdürüyoruz. Peki bu güzel kampanya nasıl devam ediyor ve bu işin brief'i nasıl gelişti diyelim. Bu işin brief'i verirken esasında şeye çok odaklandık Ender Bey. Biz Collins bizim için neyi ifade ediyor? Bizim için yaşanmışlıkları ifade ediyor. Sizin dediğiniz gibi iki gün giyilen, sonra çıkarılan, bir ay sonra girilen bir ürün değil. Siz sokağa, dostluğa, o ürünlerle, o cinle beraber hareket ediyorsunuz. Ve biz de istedik ki bütünleşik marka stratejimiz üzerinden bir marka iletişim stratejisi geliştirdik. Ve dedik ki marka çağrışımı olarak biz bizim en önemli ürünümüzü yerleştirelim ve Jeans Fest'i konumduralım. Tüketicinin zihninde Collins Jeans Fest algısı oluşsun istedik. Olursun. Ve bunu verirken esasında ajansımızı brieflerken şöyle şeylerin altına çok dokunduk. Bu belki Back to School döneminde yapılan ticari bir kampanya görünebilir ama amacımız deneyimsel bir kampanya yaratmak. Festivale götürürken bir festival deneyimi, gençlik olgusunu sahiplenen, sokağı, cini, özgürlüğü, müziği sahiplenen bir kampanya olması için ajansımıza bu şekilde brief verdik ve dedik ki biz müziği, festivali, gençlerin coşkusunu sahiplenelim. Çünkü bizim hedef kitlemiz Önder Bey'in dediği gibi 18-24 yaş arasındaki gençler veya kendini genç hissedenler, hayattan keyif alanlar, anı yaşamak isteyen gençlerin hepsi bizim hedef kitlemiz. Ajansımıza bu doğrultuda brief verdik. Ama brief vermeden önce Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Romanya tüm pazarlarımızda araştırmalar yaptık. İşte bilinirliğimizi, algılanan kalitemizi, müşteri sadakat oranlarımızı, marka çağrışımlarını ölçtük. Epey bir zaman da almıştır bu iş ama, değil mi? Tabii. Yani bunu her sene özelinde yapıyoruz. O trendi görmek, markanın gidişatını daha iyi anlamak için. Son iki senedir iletişimimizi arttırdık ve global pazarda bu iletişimi yapıyoruz. Buradan da şunu fark ettik. Tabii bunu biraz daha ileride reklam filminden sonra anlatacağım. Fakat marka çağrışımı olarak Jean ve Jeans Fest markanın adlandırılmasında önemli bir rol üstlenmeye başlamış. Yani bu esasında kampanyanın başarılı sonuçlara ulaştığının önemli bir kanıtı oldu bizim için. Mottosu gibi bir şey olmuş aslında Jean Fest. Festivale götürüp gençleri eğlendirme yoluyla iyi bir deneyim yaşattığımızı düşünüyorum. Tabii ki ajansımız bu doğrultuda biraz şeyleri de anlatmak lazım. Yani Jeans Fest'i yaparken Jeans Fest'in marka çağrışımlarına yerleşmesinde hep böyle önemli noktalara değindik. Kastları olduğumuz pazarlardan seçmeye özen gösterdik. Çünkü o globallik vurgusu esasında bize bütün ülkelerde tek reklam filmini döndürmek, 30 saniye içerisine sığmak kolay bir durum değildi. Fakat biz onu ajansımızın başarısıyla güzelce sağladığımızı düşünüyorum. Peki Karpat, şimdi markayla da uzun bir zamandır da birliktesiniz. Doğru. Aslında birçok önemli yüz de kullanmışsınız zaman içinde. Doğru. Şimdi böyle bir festival havasında bir filme geçerken, hem de şeyde de konuştuk, uluslararası da kast kullanılmış. Nasıl bir yola çıkış, nasıl bir stratejiyle filmi gerçekleştirdiniz? İstersen biraz git, sonra filmi izleriz. Olur. Şimdi en temelde Jeans Fest aslında 8 yıldır, 9 yıldır devam eden süren bir şey. Bir kampanya. Ve global bir kampanya. Türkiye'nin dışında da
Collins'in faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde sürüyor. Şimdi ve tabii adı Jeans Fest, jean ürünü alanlara belli bir kampanya fırsatı sunuyoruz. Ve her sene biz, tabii bizde iş reklamdan önce başlıyor ajansta da. Bu sene ne hediye verelim ile başlamıştık. Yani ekiplerle bir araya geldik ve hep beraber konuşmaya başladık. Bu sene ne hediye verelim? Ve o hediyeleri konuşurken aslında ya acaba adımız Jeans Fest, biz de gençlere hitap eden bir marka Collins. Gençlere acaba festivallere mi götürsek? Çünkü biliyorsunuz son yıllarda festivaller yükselişte ve gençlerin çok ilgisini çekiyor. Çeşitli festivaller var. Bir de bütün bir günü geçiriyorlar yani orada süreci. Aynen, çok uygun. Markanın ruhuyla çok uygun olduğunu düşündük. Ve bu fikri konuşmaya başladık. Ondan sonra reklam senaryosu ortaya çıkmaya başladı. İşte insanlar kabinlere girsinler, kabinlerden festivallere geçsinler. Ama ondan önce biz aslında festivale götüren festival. Ve dedik ki yani bunu belki bu sene başlarız, ileriye doğru da devam ettiririz. Bu bizim süre giden bir yapımız olur. Çünkü Jeans Fest'e çok iyi uyuyor ve festival fikrine sahiplenebiliriz. Evet. Bu trendi sahiplenebiliriz. Ve böyle başlayan bir sürecin sonucunda şimdi gördüğünüz reklam filmi oluştu. Peki. O zaman reklam filmine gidelim. Peki. Bir gün bir festivale, Jeans Fest'e, oradan da dünyanın en iyi müzik festivallerinden Untold Festivali'ne gidersin. Hemen bir mağazasından veya jean pantolonunu al, festivale gitme şansını, ayrıca %20 indirim kuponunu kaçırma. Jeans Fest, festivale götüren festival. Şimdi bir de bizim programda şöyle bir şey var. İçeride oynattığımız reklamlarda rütük gereği marka koyamıyoruz şeylere. Onun için öyle bir blurlanma ve sözlerde kısıtlama var. Hani bir ön bilgi vereyim dedim. Çünkü Aytaç şöyle bir baktı. Bilimde bir hata mı var diye. Yanlış bir şey mi getirdim? Önder Bey'e döneyim. Nasıl buldunuz filmi peki? Bu kadar deneyimsel bir süreçten sonra, bunlar yaşandıktan sonra en azından fikir babası olan Rusya'da nasıl karşılandı? Film çok beğenildi. Özellikle festivale götüren festival fikri çok beğenildi. Aslında Karpat'la birlikte projeye çalışırken en hoşumuza giden yön şu oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde yaptığımız aksiyonlarla farklı insanları bir festivalde buluşturma fikri hepimizi çok cezbetti. Çok beğenildi. Yaptığımız araştırmalar festival ve Collins markalarının birleşmesinin çok doğru olduğunu. Bu festival mesela atıyorum Türkiye'de yapılıyor, Ukrayna'da yapılıyor, Rusya'da yapılıyor gibi mi? Yoksa bir yerde yapılıyor, herkes davet mi ediliyor? Nasıl bir mantığı var? Tek festivale tüm ülkelerdeki insanları davet ediyorsunuz yani. Aynen öyle. Festivalin biraz daha zamanı var. O festivalde bizim Rus müşterilerimiz, Faslı müşterilerimiz, aksiyonun olduğu tüm ülkelerdeki talihliler Untold Müzik Festivali'nde buluşup hep birlikte festival atmosferini yaşayacaklar. Bu da bu müziğin birleştirici etkisi, cinin özgürlük, müzik keyfi. Markamıza çok yakıştırıyoruz. Yani çok gençlikle örtüşmesi adına iyi bir şey olmuş. Peki bunu satışa dönük olarak baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz? İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Bütün bir yılın içerisinde en iyi satış rakamlarına ulaştığımız, sadece ciro büyüklüğü anlamında değil, müşteri yoğunluğunun da çok fazlasıyla arttığı en keyifli periyodumuz. Yani rakam vermek gerekirse yaklaşık 1 milyon adet civarında jean pantolon satışı gerçekleştirdik. Kampanya bu kampanya süresi içerisinde. Kısıtlı bir kampanya, yaklaşık 3 haftalık tasarlıyoruz. Amacına kesinlikle ulaştı. Festivale götüren festival fikrini de çok büyük ihtimal Karpat'ın da söylediği gibi yıllar içerisinde devam ettirmeyi planlıyoruz. Gayet keyfimiz iyi. Peki Aytaç, işin mecra dağılımı nasıldı? Yani bu kampanyayı hem ülkeler bazında bakarsak hem de mecralar bazında değerlendirirsek. Ülkeler olarak baktığımızda medya planlamasını yapmak gerçekten zordu. Çünkü her ülkede ayrı bir medya alım şirketi. Evet, medya alımları farklı oluyor. Her ülkenin kuralları farklı oluyor. Kısıtlamaları farklı oluyor. Biz bir reklam filmini 30 saniyede yapmak ve işte sadece genç müşteriye odaklamak ve bunu doğru mecralarda yayınlamak özelinde çok özel çalışmalar yaptık. Mesela Rusya'da bir ortalama reklam filminin saniyesi 15. Belarus'ta ise
30 saniye geçme lüksünüz yok. Belarus'ta bir sinemada yayın yapacaksanız sinemada ara yok, başta yapmanız gerekiyor. İşte Rusya ve Belarus'ta özellikle reklamı yaparken dijital mecraları kullandığınızda bizim gibi çok Instagram, Facebook özelinde değil, VKontakt, Agna Klasniki gibi dijital alanların performans yönetimini bilmeniz gerekiyor ki doğru yönetesiniz. Ondan sonra her ülkenin medya kullanım alışkanlıkları farklı. Ona göre işte bütçelerin, medya yatırımlarının dağılımında farklılıklar gösterdi. Ticari bakanlıklardan onay süreçleri gibi her ülkede değişen kurallar var. Bunu biz merkez ofisimizden yani Türkiye'den yönetip o ülkeleri ziyaretlerimiz sırasında planlayıp yayına aldık. Medya planlaması gerçekten zor ama çok keyifli, çok öğretici oldu bizim için. Güzel geri dönüşler almak da bizi sevindirdi. Ben burada müsaade ederseniz şeyi de eklemek çok isterim. Jeansfest Önder Bey'in de belirttiği gibi 3 hafta süren değerli bir kampanya ama tüketiciye sadece 3 hafta dokunmak yeterli değil. Buna ek olarak bazı temas noktaları bulmak lazım gençlerle. Mesela Rusya'da Faces and Laces denilen işte oranın en sevilen 2 gün süren festivalinde kendi sahnemizi kurup şarkıcılarla orada 2 gün performans sergiliyoruz. İşte önemli bir müzik kanalında olan yarışmasına, müzik yarışmasına sponsor oluyoruz. Romanya'da işte Exacton adı verilen ama esasında Survivor olan projenin ana sponsoru oluyoruz ve hep gençleri eğlendirme üzerine projeler yapıyoruz. Belarus'ta kombin savaşları, işte Ukrayna'da yine müzik ödül törenleri gibi gibi birçok temas noktası bularak festivalin öncesinde insanları ısıtıyoruz. Festivali yapmak çok keyifli. Ticari olmayan bir deneyim yaşatmak önemli ama sene içerisinde sürekli temas kurmak, sürdürülür olmak bizim hedef noktalarımızdan bir tanesidir. Rusya deyince ısıtmak zor, soğuk ülke yani. Ülke soğuk ama insanları gayet sıcak. Peki biraz prodüksiyona gelirsek, film hareketli ve uluslararası kast ilgimi çekti aslında. Doğru, evet evet. Uluslararası bir kast var. Şimdi ben biraz şeyden geleceğim, az evvel Aytac'ın değindiği noktadan geleceğim. Çünkü ilginç bir konu. Şimdi biz bizeyiz, ben bir meslek sırrı vereyim. Ya bir reklamcı ancak reklam veren kadar iyi olabilir. Aslında yani reklam verenin ufkunu geçmeniz mümkün değil. Siz ne kadar vizyoner olursanız olun, reklam vereninizle beraber o ufku birleştirmeniz lazım. Şimdi biz burada çok şanslı ve kısmetli bir ajans olduk hep. Ajansın kuruluşunun ilk gününden beri Collins'le beraber çalışıyoruz. Ve Collins bize 38 ülkede, yani Türkiye dışında 37 ülkede daha hazırladığımız reklamları yayınlama fırsatı veriyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'den tüm dünyaya global bir şekilde 38 ülkede yayınlanan reklamlar hazırlıyoruz. Bu bakımdan da şimdi az evvel izlediğimiz reklam filmi yine bu bakış açısıyla hazırlandı. 100 tane toplam kastın olduğu Türkiye'de 2 gün Suma Beach'te çekilen reklam filmi. Oyuncuları da yine farklı ülkelerden, yine Collins'in global çizgisini yansıtacak şekilde seçildi ve oluşturuldu. Doğan Tanyer yönetmenliğini yaptı. Çok keyifliydi. Zaten çekim ortamında... Ne kadar sürdü çekimler? 2 gün. 2 gün sürdü. 2 gün sürdü. Çekim de zaten bir festival gibiydi işin doğrusu. Girmeye çalışanlar oldu çekim esnasında. Biz de girebilir miyiz? Biz de müzik dinleyebilir miyiz diyenler oldu. Çok keyifli, çok genç bir projeydi. Peki Önder Bey, böyle hani global marka olma yolunda çalışmalar tabii devam ediyor. Bu konuda markanın bakış açısı nasıl, yani böyle bir baktığınız zaman hani vizyon ne anlamda, nasıl gidiyor? Bundan sonraki projelerde nasıl bir çalışma var, en azından markanın bir adım daha öne çıkması adına? Rakipleri tabii var bu arada. Şöyle özetlemeye çalışayım. Aslında biz global olma iddiasında bölgesel bir markayız. Ama yani Türkiye'nin de ihtiyacı var aslında markalara. Kesinlikle. Evet, o anlamda... Yani biraz hız verin diye söylüyorum. Peki. O anlamda aslında bir parça gurur duyuyoruz biz çalışanlar olarak. Çünkü 90'lı yılların başında aslında Türkiye'den çıkma cesaretini gören birkaç markadan bir tanesi de Collins markası. Yakın planda birkaç yıllık planlarımız içerisindeki adımlarımızı attık. Bir Kuzey Afrika projemiz var. FAS'tan başladık. Yatırımlarımızı şu anda yapıyoruz. Mağazalarımızı açtık. Açmaya devam edeceğiz. Aslında FAS'tan başlayarak ta Mısır'a kadar, Cezayir, Libya, Tunus, o Kuzey Afrika'nın tamamını 4-5 yıl içerisinde
güçlü yatırımlarla yönetme arzumuz var. Bölgemizde oldukça güçlüyüz. Rusya, Ukrayna, Belarus, Romanya, Kazakistan, hatta Arabistan bu bölgede oldukça etkiniz. 2020 yılının ilk aylarıyla da beraber artık Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa'ya doğru da açılmayı planlıyoruz. Çin ve Hindistan bizim her daim gündemimizde. Ama o projeleri biz önümüzdeki birkaç yıl içerisinde değil de biraz daha 2021-22 yıllarına doğru ele alacağız. Yakın vadede, yakın planda Kuzey Afrika, şu anda Orta Avrupa'ya doğru, ki Hollanda'da varız örnek vermek gerekirse. Orada bir yayılma planlıyoruz. Çevremizde de işte İran, Irak, zor coğrafyalar, zor ülkeler ama oralarda da varız ve aktif bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Belki şunu da eklemek gerekir. Biz şu anda yaklaşık 750 milyon civarında kişiye ulaşabiliyoruz Collins markası olarak. Tabii burada e-ticareti dışarıda bırakıyorum. E-ticarette dünyanın her yerine herkes ulaşabiliyor. E-ticaretiniz de var değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Türkiye, Rusya, Ukrayna, bütün pazarlarımızda. Ben birebir mağazalarımızla ulaşabildiğimiz kitleden bahsediyorum. İki ana işin peşindeyiz aslında. Bir bulunduğumuz pazarlarda ulaşabildiğimiz tüketicilerle bağımızı güçlendirmek. Burada bir fırsatımız var. Ama global marka olabilmek için ilk etapta hızlıca bir 1 milyar nüfusa çıkma ihtiyacı var. Bu Kuzey Afrika ve Orta Avrupa hedeflerimizde de birkaç yıl içerisinde 1 milyar kişinin Collins'e ulaşılabilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Evet. Programın da sonuna doğru geliyoruz. Aytaç, senden de son söyleyeceklerim varsa. Şöyle, alayım. Markamızı başarılı buluyorum. Çünkü ana noktası samimiyet, samimiyet üzerine çıkıyor. İletişimi hiç reklam tadında değil. Gerçekten gençlerin sevdiği tondan yapıyor. Bu onun başarılı gördüğü bir konu. Jeansfest araştırmalarının sonuçlarına kısaca değinmek istiyorum. Yaptığımız araştırmalarda, post testlerde reklamı izleyenlerin %69'un reklamı beğendiğini, 70 küsürünün sloganı hatırladığını ve kaslarla esasında globalliğini vurguladığını, gençlik dinamikliğini hissettiğini gördük. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Festivalle ilgili de şöyle küçük bir bilgi vermek istiyorum. Untold Festivali bizim için çok değerli bir festival. Çünkü çok yatırım yaptığımız, ilerlemek istediğimiz Romanya'nın Cluj şehrinde oluyor. Bu sene Ağustos ayında dünyanın her yerinden 60-70 tüketicimizi oraya götürüp hep beraber eğlendireceğiz ve keyif almalarını sağlayacağız. Süper. Karpat, senden de şeyi alayım. 2019'a nasıl bakıyorsun bir reklamcı olarak? 2019 tabii herkesin üzerine birçok fikir ürettiği bir yıl. Ama şöyle düşünüyorum. Şimdi az evvel yine Collins ve Jeansfest örneğinden geleceğim. Evet, belli beklentiler var. Farklı ekonomik öngörüler var. Ama her zaman bir reklam filmi hem ticari hedefleri tutturabilir hem de sizin marka iletişiminizi sağlayabilir. Jeansfest filmi bunun iyi örneklerinden bir tanesi. Markanın kendi mesajını da aktarıyor ama aynı zamanda bir satış hedefini de yakalayabiliyor. Dolayısıyla 2019'da daha çok böyle reklam kampanyalar olacak ihtiyacımız diyorsun. Var. Evet. Efendim, elinize sağlık. Buradan başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah 2019'da tekrar görüşürüz diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Haftaya en sportif gün Brand & Sport'tan görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyoruz.